bizden öncekilerin rivayet ettiklerine göre Ekvatorun altındaki Hint adalarından birinde anasız babasız insanlar meydana gelmektedir. Haybin Yakzan işte bu ıssız adada kendi kendine meydana gelmiş insanlardan biridir diye rivayet edilir. Bazıları da Haybin Yakzan'ın kendiliğinden türemenin imkansız ve mantıksız olduğunu iddia etmek suretiyle dünyaya gelişine ilişkin başka bir öykü anlatır ve derler ki Haybin Yakzan'ın dünyaya geldiği adanın karşısında zengin insanların yaşadığı bayındır büyük bir ada vardı. Bu adada son derece kibirli, zalim, kıskanç bir padişah hüküm sürmekteydi. Bu padişahın oldukça güzel bir kar kız kardeşi vardı. Kız kardeşine hiç kimseyi layık görmediği için evlenmesine sürekli engel olmaktaydı bu padişah. Kız, akrabalarından Yakzan adlı birisi tarafından o zamanlarda kendisiyle amel edilen geleneklere uygun bir tarzda gizlice nikah altına alındı ve ondan Hay adlı bir bebek meydana geldi. Bu sırrın meydana çıkmasından korkan anne. Bir gece bebeği güzelce emzirdikten sonra bir sandığın içine koydu ve sandığın içine su girmesin diye aralıklarını iyice kapattı. Bebeğine olan aşırı şefkatinden dolayı kalbi yanarak ve ölmesinden korkarak güvendiği hizmetçileriyle beraber deniz kenarına geldi ve bebeği beşiyle birlikte denize bırakıverdi. İşte yakzanın oğlu Hay, yani ee, uyanığın. Oğlu diri böylece kendisini bir bebek halde adada yalnız başına buldu. Bu hikaye İbni Tufeyl'in Hay bin Yakzan yani biraz önce söylediğimiz gibi uyanığın oğlu diri adlı kıssasının ilk paragraflarını bize sunuyor. Bugün düşüncenin seyir defterinde Endülüs'te felsefede yolculuğumuza devam ediyoruz. Biraz önce okuduğumuz pasajlar yazıldıktan sonra Latince'de, İbranice'de, diğer yabancı dillerde, Arapça'da kendisinden sonra büyük bir etkiye mazhar oldu. Ve geçen hafta İbni, i, İbn -i Bacce'nin şehir içerisinde insanlar arasında kalan yalnız ve erdem peşindeki ferdin yetkinlik arayışına mukabil bu hikaye başlangıcıyla İbni Tufel bizi yeni bir manzarayla yüz yüze getirdi. Bir adada yapa yalnız kalan insanın kemal ve yetkinlik arayışı. İşte bu hafta bu meşhur hikayeye bağlı kalarak İbni Tufel'in insanın yalnız başına hakkı, hakikati, doğruyu, iyiyi, güzeli hatta dini öğretileri keşfedebilmesinin mümkün olup olmadığıyla alakalı efendim felsefi görüşlerini tartışmaya çalışacak ve onları İslam felsefe bilim tarihi ne bağlı bir şekilde bağlamına oturtarak yorumlamaya gayret edeceğiz. İbni Tufeil kimdir sorusuyla başlayalım bu hikayeyi yazan İbni Tufeil evet. isterseniz. Eyvallah İbni Tufeyl e, İbni Bahçe'den sonra Endülüs'te yetişen ikinci önemli filozof aslında. Yani Endülüs'ün üç büyük filozofu var. pek Tabii ki e, felsefeyle iştigal eden çok insan vardır ama e, bu felsefi muhit üç önemli insan yetiştirdi. Birincisi İbni Bahçe Geçen hafta biz onu konuştuk. İkincisi İbni Tüfeğil. İbni Tüfeğil'in e, eserleri önemli ölçüde günümüze ulaşmadı. Bilmiyoruz pek çok eserini. Sadece Hayb'in yaksanı elimizde. Fakat yetiyor o. Yani hakkında konuşmak için e, dönemlere etkisini tartışmak için yetiyor. Üçüncüsü İbni Rüşd. İbn-i Endülüs'ün henüz yine mülükü tavaif dediğimiz beylikler dönemi olduğu çağda yetişti. Aslında ilk tahsilini pek bilmiyoruz. Yani nerede hangi eğitim aldığını bilmiyoruz ama iyi bir fıkıh eğitimi aldığı anlaşılıyor. Aynı zamanda felsefe eğitimi aldığı anlaşılıyor. Yani tahminlerimize göre Kurtuba'da veya Sevilla'da ya o zamanki işbirliğe de felsefe eğitimi iyi bir eğitim gördüğüne dair tahminler yürütüyoruz. Daha sonra kendisi e, İbni Bahçe ile karşılaştığı söyleniyor bazı çalışmalarda ama e, Hayy bin Yaksan'da bir yerde bilmiyorum İbni Bahçe'nin durumu ne olur e, diye bir tabir var yani o da ne ne durumda onu bilemiyorum. E, acaba ulaştı mı ulaşmadı mı yani karşılaşmadığını e, ifade eden e, bir takım cümlelerden hareketle araştırmacılar İbni Bahçe ile hiç karşılaşmadığını söylüyorlar fakat kesin olan bir şey var. İbn-i kıdemli bir filozof iken İbn-i Tufayl genç. Evet. Genç bir filozof. Buradan doğum ölüm tarihini hızlıca hatırlayalım bu minvalde. Evet. 1100-1110 tarihleri arasında doğuyor. 1185 tarihi, tarihinde de vefat ediyor. Doğum yeri Granada, e, vefat yeri ise bugün Marik'te bulunan Merrakeş. Evet, evet aslında e, kiminle çağdaş Doğu İslam dünyasında? iki önemli şahısla çağdaş, kremli çağdaş yani. Birincisi sure verdiği, ikincisi Fahrettin Razi. Evet. Yani İbn Batı'da e, İbn ve İbn Rüşt var iken, yani İbn Bahçe, İbn Tufeil ve İbn çizgisi var iken Doğu İslam dünyasında Gazali'den hemen sonra Şehristani, e, Fahrettin Razi ve e, Ebu Bereket Bağdadi, Şehristani, Fahrettin Razi ve şey gibi e, sure verdiği gibi düşünürler var. Batı'da da İbn Rüşd'le çağdaş. Tabii İbn görüşüyorlar. şöyle yani İbn Rüşd yani İbn Bahçe yaşlı bir filozof, İbn Tüfeil genç, İbn Tüfeil yaşlanmış, kıdemli bir filozof, İbn Rüşd genç. Hatta İbn Rüşd'ü sultana takdim eden İbn Rüşd çekingen bir karaktere sahipmiş. Yani mizaç olarak öyle bir çekingen birisiymiş. Sultan huzuruna çıkaran İbn Rüşd'ün felsefi birikimini ...sarayda sergilemesine vesile olan şahıs da İbn-i aynı zamanda. İbn-i ailesiyle de tanışıyor İbn-i Yani babasıyla da yakından tanışıkları var. Bu demektir ki aynı zamanda muhtemelen İbn-i Tufeyl'le... i̇bn Arabi ailesi arasında da tanışıklık olması pek muhtemel yani. Evet. yani onlar yakın dönem insanları. Evet İbn-i in kabaca biyografisi böyle. Daha fazla ayrıntısına girmeden ki çok daha fazla ayrıntılı bilgimiz de yok... ...İbn-i biyografisi hakkında. E ee, biz Haybin Yakzan'a. Evet, evet dönelim. oraya dönelim çünkü antopedik evet. bilgileri bulabilirler İslam usulü evet. Şimdi Şimdi Haybin Yakzan'ın problematiğine biraz önce okuduğumuz pasajdaki gibi kurgusal bir başlangıca İbni Tufeyl neden ihtiyaç duyuyor? Buradaki sorunsal esasen İbni Tufeyl için İbni Bacce'yi, daha önce Gazali'yi, ondan önce başkalarını meşgul etmiş önemli bir problem. Hatta Muteziliyi, evet. Eşari geleneğini, Maturidi'yi geleneğini. Esas evet. tabii. Meşgul etmiş temel bir problem. Acaba insan yalnız başına herhangi bir peygamberden haber almaksızın, toplumsal bir bağlamda önceki geleneklerden belirli bir bilgi edinmeksizin, hatta bir dil duymaksızın, bir bilimler ve sanatlar içerisinde duymaksızın, yapa yalnızken kendi başına neyi bilebilir? Sorusu e, İbni Tufeyl için ana problem olarak kendisini Başka gösteriyor. Başka türlü ifade edelim aslında evet. hocam. İnsan aklı her türlü yardımdan bağımsız. Yani ister kültürel unsurlar olsun bunlar, ister nebevi unsurlar olsun, ister bilimler geleneği olsun. Her türlü bu yardımdan bağımsız. insan aklı duyularıyla dış dünyayı gözlemek, oradan istidaller yapmak, nihayet kendi istidalleri üzerinde de tefekkür etmek suretiyle fizik dünyadan metafizik alemin idrakine yükselebilir mi? Evet. Bu soru İbni Tufeyl e, için olduğu kadar bugün bizim için de çağdaş tabii, bir soru. Tabii tabii temel soru. daima devam ediyor. Evet. E, ve sonrasında gerçekten de İbni Tufeyl'in burada çizdiği manzara e, bu eserin Haybin Yakza'nın daha 1349 senesinde. Yani İbni Tufeyl'in vefatından bir 200 yıl sonra e, İbranice'ye ardından Latince'ye tercüme ediliyor. Sonra Robinson Crusoe'un e, efendim e, Daniel Defoe adlı eserine ilham kaynağı oluyor. Ardından John Locke'un Empress'is geleneğin buradan istifade ettiği söyleniyor. İslam dünyasında İbn-i Nefis'in efendim er Risaletül Kamiliyesine benzer Kamil'in arayışı onu da ayrıca konuşalım. Evet, ayrıca yani. İbn-i Nefis'i de konuşmak lazım. İlham kaynağı oluyor. Dolayısıyla İbn-i Tufeyl'in vaz ettiği İbn-i Sina'dan da biraz istifadeyle onun kahramanlarını kullanarak Salaman ve Absal Risalesi'ndeki... Hay bin da İbni Sinan'ın kahramanları. Evet, Hay bin zamanda, evet. Yakzan İbn Sinan'ın aynı zamanda böyle bir eseri evet, var. var ee, Aynı şekilde istifadeyle vaz ettiği bu soru sonraki dönemler boyunca felsefe tarihinin temel gündem maddesini teşkil ediyor. Önce isterseniz hikayeyi bir hatırlayalım evet. hocam. Hikaye şöyle hocam. Yani e, İbn-i başlangıçta e, hayın nasıl meydana geldiğine dair bir takım senaryoları söylüyor, rivayetleri aktarıyor. İşte kimisine göre hay orada adada çamurun mayalanması ve mayalanmış, anne rahminde mayalanmış cenine ruh gelmesi gibi ruh verilmiş bir... Evet. E, Tevellütle meydana geliyor, evet. kendiliğinden, kendiliğinden meydana Kendiliğinden meydana gelir. geliyor kimilerine göre. Kimilerine göre işte biraz önce girişte okuduğumuz hikayede olduğu gibi... E, Oraya bırakılıyor aslında yani bir şekilde oraya Aynen. bırakılıyor. Ki bu hikaye de kadimdir. Yani kadim mitolojide Hazreti Musa ile ilgili evet, evet. anlatılır. İşte Babil mitolojisinde, evet, Keldani evet. mitolojisinde. Yani birkaç evet. alternatif evet. Evet. var bunları Korona. zikrediyor. Sonra hay orada bir ceylan tarafından emzirilerek hayatta kalıyor. Ardından önce onu anne ve babası biliyor hay. Yani o kendisini emziren nesneyi, şey canlıyı annesi zannediyor. Yani onu ebeveyni zannediyor, gerçek ebeveyni. Bir müddet sonra ebeveyni vefat ediyor. Ee, ebeveyni vefat edince kendisinin o gruba ait olmadığını, tür bakımından onlardan farklı olduğunu idrak etmeye başlıyor. Hayvanlardan. Oradaki, hayvanlardan. Buradaki şeyi çok ileri götürmeyeyim de esas şey şu, hikayenin asıl e, seyri şu. Hay önce duyu algılarıyla Dış dünyayı gözlemlemeye başlıyor. Yani gördüğü şeyler, dokunduğu şeyler, tattığı şeylere ilişkin idraklerini önce e, tasdif etmeye, bu nesneleri tanımaya, bunların birbirine farklılıklarını algılamaya başlıyor. Önce işte böyle madenleri, bitkileri, hayvanları kavruyor. Sonra kendisinin bütün bunlardan farklı olduğunu kavruyor. Ardından bunların değişim süreçlerini gözlüyor hay. Yani... E, Bunlar nasıl başından beri yoklar, sonradan ortaya çıkıyorlar, nasıl değişim süreçlerine tabi, otopsi yapıyor hay. Yani ölen hayvanların içini açıp bakıyor, onların organlarının nasıl olduğunu görüyor. Yani bir canlının nasıl dünyaya geldiğini, hangi şartlarda canlılığını devam ettirdiğini, bitkilerin nasıl olduğunu anlamaya başlıyor aslında. Evet. gerçekten de Daniel Defoe'nun Robinson Kuruzu'nu andıracak bir manzara. Tabii tabii var Robinson Crusoe'yla ilgili ben e, hatırladığım kadarıyla Tahsin Görgün Hoca'yla bir program yapmıştık. O zaman demişti ki Tahsin Hoca Robinson Cruz'un ilk baskılarında Haybin Yaksan'la irtibatına zaten ön sözle dikkat çekilir evet. demişti. Sonradan artık baskılarında gerek kalmamış. Yani. asırlardır basılan bir kitapta sürekli Haybin Yaksan'a evet. atıp yapma gereği kalmadı diye. Yani e, sonra Hay buradan hocam e, gök cisimlerine yükseliyor. Yani dünya üzerindeki tefekküründen gök cisimleri üzerindeki algılara geçiyor. Sonra bütün bunlardan e, hareketle e, istidlal yaparak bu maddi nesnelerin kendi başlarına var olmalarının mümkün olmadığını, bunların mürekkep olduğunu, değişime konu olduğunu algılıyor. Ardından da bunların ardında bunlara özdeş olmayan, kendisi madde ve cisim olmayan, bunlara aşan bir ilkeleri ya da ilke bulunması gerektiğini düşünüyor. Akli istidlalle. Burada mesela bu akli istidlalinde ceylanın ölümü önemli evet. bir yer tutuyor. O yüzden dedim yani evet. otopsi yapıyor ceylan dönemini evet. aslında. Evet. Yani... Ee, geçiciliği anlıyor. Burada canlılık nedir? Ne kayboldu evet. Ceylan'ın ölümüyle? Yani onun canlılığını kaybetmesine sebep olan neydi diye bir efendim dediğimiz tarzda bir otopsiden sonra sonra kalıcı olan şeyin beden olmadığını Tabii. idrak ediyor. Yani bütün bunların e, içerdiği bir ilahi anlam olduğunu fark etmeye başlıyor Hay. Evet. Bunu fark edince de bütün bu nesnelere duyu algılarıyla. ...idrak ettiğimiz nesnelere ...varlığını verenin başka bir ilke... ...olması gerektiği kanaatine varıyor... ...işsizler yaparak... ...sonra bu ilke üzerine tefekkür ediyor... ...ilke ile... ...cismani dünya arasındaki ilişkinin... ...nasıl kurulması gerektiğine dair... ...bir takım çıkarımlar yapıyor... ...nihayet Tanrı bilgisine varıyor... ...yani bir uluhiyet fikrine varıyor... ...bütün varlığın kaynağının... ...o uluhiyet mertebesi olduğunu... ...Tanrı'nın bütün alemi... ...var ettiğini söylüyor... Yani Önce bu süreci tamamlıyor hocam Hay. Yani çok uzatmamak için evet. kısa kestim. Önce bu süreci tamamlıyor. Sonra Hay bir müddet sonra bu söyledikleri üzerine kendi tefekkür edebilmek için yalnız kalma ihtiyacı duyuyor. Yani bir tarafa geçip bir mağaraya çekilip o ormanın gürültüsünden tabiri caizse uzaklaşarak kendi başına bildikleri ve vardıkları üzerine tefekkür etmeye başlıyor. Mağaradaki tefekkür ve riyazeti yani o yemeden içmeden de kendine bir müddet alıkoyuyor. Tefekkür ve riyazeti hayın e, sufilerin tabiriyle basiretini açıyor. Hay e, aklen istilal yoluyla bildiği hakikatleri müşahede yoluyla da görmeye başlıyor. İbni Tüfeil bunu anlatırken şey örneğini verir. 40 yaşına kadar e, anadan doğma ama olan bir insanın bir şehirde büyüdüğünü aslında 40 yaşına kadar doğup büyüdüğü şehrin bütün sokaklarını, caddelerini tanı bildiğini, insanlarını tanıdığını 40 yaşındayken bir anda bunun gözünün açılmasını hayal etmemizi önerir. Yani 40 yaşına kadar böyle oldu bir kimse, 40 yaşında gözü açılmış olsun. Daha önceki bilgilerine bir şey katılır mı diyor İbni Tüfeğil, katılmaz. Bildikleri aynıdır ama bildiklerini artık temaşa etmeye, görmeye başlar. Metafizik hakikatlerle ilgili de İbn-i Tufeyl Hay'ın e, bu riyazet sürecinden sonra basiretinin e, açılmasını daha önce bildiği hususların e, onun tarafından artık görülmeye başlanması, temaşa edilmeye başlanması. Böylece ulaştığı kesin idrakin artık iyiden iyiye pekiştiğini yeni bir bilgi gelmesi anlamında değil de idrakin yakininin arttığını söylüyor. Ee, sonra hocam hay bunu mertebeye vardıktan sonra adaya birileri geliyor apsalla tanışıyor Sa Evet, evet apsalla tanıştıktan sonra apsal buna dili öğretiyor konuşmayı öğretiyor bak bu zamana kadar konuşmayı bilmiyor bütün hakikat mertebelerini geçip müşahedeye eriştiği halde Hayda dil yok herhangi bir kültürel unsur yok apsarla tanıştıktan sonra başka insanlar bulunduğunu fark ediyor dil öğreniyor apsal bunu Medeni topluma getiriyor insanların bulunduğu. Evet. Orada bir şey mi var? Şey? Orada Salaman'la beraber geldiğini rivayet şey, ediyor. Şey özür dilerim ben evet. ismi karıştırdım. Salaman'la. Evet, i̇ki kişi geliyorlar evet, evet. hocam. Absal bir yandan bunları öğretirken Absal'a e, İbni Tufeyl böyle deruni hakikatler evet. ve batini bir idrak nispet ederken Salaman'a daha çok zahiri evet. bir kavrayış nispet ediyor. Komşu adanın sahih dine e, mensup olan bir meliki bulunduğunu ve orada yaşayanların da bu dine tabi olduklarını... fakat bu dinle ilgili iki yorumun bulunduğunu söylüyor. Absal'ın temsil ettiği yorum Sufi geleneğe mensup, nispet evet. edilecek bir yorum. Salaman'ın temsil ettiği yorum daha çok e, fıkıh, geleneğine. fıkıh geleneğine nispet edilecek evet. bir yorum. Evet. evet Şimdi sonra şehre gidiyorlar yani bedeni topluma, şehir demek buna uygun değil. İnsanların toplu halde bir arada yaşadığı, organize olmuş... ...belli bir dine, kültüre, dile sahip topluma gidiyorlar. Ee, Hay önce e, bu topluma bildiği hakikatleri anlatmak istiyor. Fakat insanlar tepki veriyorlar buna. Yani Hay'ın söylediklerini kabul etmiyorlar. Hay'ın e, fark ettiği, keşfettiği hakikatleri kabul etmiyorlar. Hay bir müddet sonra anlıyor ki... ...bunlara kendisi gibi hakikatleri bilen... ...aynı zamanda müşahede mertebesine ulaşmış bir insan gelmiş... Bunlar hakikatleri yalın haliyle, makul haliyle kavramaya elverişli olmadığı için insanlar onların anlayacağı mütehayyel formlarda, mütehayyel yani hayali simgelerde onları anlatmış ve bunu inançlar ve davranışlar kategorisinde birer yasa olarak vaz etmiş. Eğer bir kimse bunlara gelip hakikatleri olduğu haliyle anlatmaya kalkarsa... ...makul halleri anlatmaya kalkarsa... ...formdan, o hayali formdan... ...öteye geçemedikleri için... ...karşı çıkarlar, tepki verirler... ...dinleriyle bu hakikat arasında... ...bir çelişki olduğunu düşünebilirler... ...nihayet hay... ...bunu idrak ettikten sonra... ...toplumu terk edip tekrar... ...adasına dönüyor... E, ...aslında hikayenin özeti bu... ...bu ikinci kısımda... ...dil sonradan öğreniliyor... ...din... ...toplumla karşılaştıktan sonra ortaya çıkıyor... Ondan sonra ve en önemlisi hakikati yalın haliyle bilip müşahede eden onun hazını bilen hay e, böylesi bir toplumda barınamıyor. Evet Tekrar kendi adasına dönmek zorunda kalıyor. Evet, bu Salaman ve Absal ile ilgili bir tasip yapayım. Salaman ve Absal o dine mensup e, şehirde yaşayan iki arkadaş. Evet. Ee, ben unuttum o kısmını evet, yani Salaman ve Absal şeyini. İki arkadaş. Ee, Salaman dediğim gibi dinin zahirine bağlı. Apsal daha batini, daha efendim ne diyelim deruni boyutuna bağlı. Zamanla anlaşamıyorlar. Anlaşamayınca Apsal Salaman'dan ayrılıp Hay'ın yaşadığı adadan haberdar olduğu için o da o adaya uzlete çekiliyor. Apsal'ın götürdüğü doğru Absal, yani. Evet. Ha ben o evet, baştaki evet, hatırladığım evet, doğrumuş. Evet, İsmi karıştırdım diye düşündüm evet, seni tavsiye edince. Apsal evet, götürüyor evet, benim aklımda kalan. Evet, yani orada eee Sonra dili öğretiyor. Orada tuturamayınca tekrar geri geliyor. Evet. Hay kendi adasına geri dönüyor. Evet, kabaca hikaye böyle. Bu hikayede tabii o kadar çok şeye değinmeye çalışıyor ki İbni Tufeyl bir bütün olarak evvela o döneme ait ait evren resminin temel ilkelerine insanın duyu tecrübelerinden başlayıp akli istidlalleri kullanmaya devam ederek nasıl erişebileceğini bize anlatıyor. Tabii. Dolayısıyla buradan biz evvela Birinci olarak bir yaratılış teorisiyle ilgili bir fikir elde ediyoruz. Bu başta vurguladığımız tevellüt meselesi yani eşeysiz üreme diye yaptığı vurgu burada e, İbn-i e, evrenin nasıl meydana geldiği ile alakalı bir değerlendirme ve yoruma yol açıyor ki bundan önce i̇bn Sina olsun diğer filozoflar olsun buna zaten değiniyorlar. Burası aslında hikayenin özü değil sadece kendiliğinden üremeyle alakalı bir atfa şahit oluyoruz burada. Daha önemli tarafı burada kitabın türlerin nasıl meydana geldiğine dair bir e, atıf gibi atıf evet. evet yani. Daha önemlisi bilgi teorisiyle alakalı Tabii. bir cihet burada. Hem dil bahsiyle hem duyunun Önce felsefe tarihi tasavvurundan başlayalım hocam istersen yani sırasıyla gidelim biraz İbn-i Bâtiye'nin tedvir de başlarken biraz öyle başlamıştı evet girişte Gazali'ye evet. İbn-i Sina'ya atıf evet, yapıyor evet. bu bilgi ben kabaca hani buradan ne çıkartılabilir evet. onlara işaret edeyim sonra genel İslam evet. felsefe bilim tarihi bağlamına bunu yerleştirelim İbn-i Sina ile, Gazali ile diğerleriyle ilişkisine demek ki buradan bir bilgi teorisi çıkarsayabiliyoruz biz bu metinden yani bilginin kaynağı nedir sorusu bilginin kaynağı ile alakalı duyuların güçlü rolüne, gözlemin güçlü rolüne çok ciddi bir atıf var burada. O yüzden John Locke'la ilişkilendirilecek bu metin. Yani burada Hay elde ettiği bilgilerin önemli bir bölümünü gözlem, sınama, deneyim, deney aracılığıyla elde ediyor. Buradan işte atıfla deniliyor ki her ne kadar insan zihni boş bir şekilde dünyaya gelse bile deneyimlerin tetiklediği akli istidlaller aracılığı ile esasında evet. bir idrak elde edebilir. Buradan dolayısıyla empirizm ve rasyonalizmle ilgili bir tartışma yürütülüyor Haybin Yakzan üzerinden. Buraya belki biraz konuşacağız evet. bu noktayı. Duyunun rolü, aklın rolü, nasıl elde ettik bunu? Çünkü buradan sıçramalar yapacak. Duyunun diyelim bize veremediği düşünülen nereye sıçramalar yapacak? Tanrının varlığını idrak edecek, gaye ve nizam delilini kullanarak esasında ee, i̇kinci olarak buradan epistemolojiden teolojiye intikal eden bir tarafı var. Arada tabi bu epistemoloji aracılığıyla bu gözlem, deneyim, e, itibar aracılığıyla fiziği kuruyor neredeyse şey. Tabi tabi ee, aslında evet, biz, hocam, bunu sembolik hikayede anlatıyoruz hocam. Ee, hikayenin kendisi sembolik tabi. Ama içeriği sembolik değil. değil. Evet. Hay şey İbn Tufeyl bu hikayede bildiğimiz felsefi öğretileri kademe kademe anlatıyor. Tabii bu işte Ceylan'ı teşrihinden onu gördük. Ruh e, fikrine yavaş yavaş ulaşmaya başlıyor. Evet. Sonra cisimleri tetkik ediyor. Cisimleri birbirinden ayırt eden özellikleri keşfederek tabiat fikrine ulaşıyor. Evet. Ateşi, havayı, suyu, toprağı tanıyor. Zamanla bunlardan şeylerin nasıl meydana geldiği ile ilgili fikirler ediniyor gökyüzüne bakıyor. Dediğiniz gibi buradan teolojiye intikal, tanrının varlığını çıkarsıyor buradan Haybin Yaksan. E, efendime söyleyeyim. Teoloji ile ilgili belli tartışmalar yürütüyor sonrasında tanrının sıfatları, yaratıcılığı. Ardından tanrı alem ilişkisine geçiyor. Acaba bu tanrı ile alem arasında nasıl bir ilişki var? Çok mudur bu tanrı? Tek midir? Tüm bunlara tek başına akli istidlallerle uğraşıyor. Sonra tek olduğuna varıyor tanrının. Bu tek olan tanrı alemi nasıl meydana getirdi sorusunu sorduğunda da e, klasik alem kadim midir yoksa muhtes midir tartışmasına giriyor. Tabii tabii bildiğimiz gibi evet, tanrı yaratılmıştır. Yoksa işte Sudur gibi tarzda bir e, tanrıdan taşma yoluyla mı meydana gelmiştir e, şeklindeki bir değerlendirme içerisine giriyor. Buradan alemin yaratılışı ile ilgili tartışmada e, esasen alemin yaratıldığını bilebileceğimiz ama muhtes mi Yoksa kadim mi olduğunun e, talib tartışma olduğu yönünde bir kendince bir neticeye varıyor. Önemli olan alemin yaratılmasıdır şeklinde bir düşünceye ardından iyilik ve kötülükle ilgili bir tefekküre girişiyor. Pratik e, efendim hayatla ilgili tüm bunlar aslında bizi İbni Tufeyl'in yürüttüğü epistemolojik, teolojik, efendim etik ve ahlaki tartışmaların sınırına getiriyor. Evet bir şey ekleyelim evet. oraya hocam yöntem bilime ilişkin bir tartışması var. Yani Burhan yöntemi dediğimiz ya da Kelami İstilal yöntemi dediğimiz yöntemle bu meselelerin kavranabileceğini fakat yakinde zirvenin tasavvufi bir ya da mistik bir yönteme ihtiyaç duyduğunu iddia ediyor. Evet. Hay mağarada riyazete çekildiğinde artık o müşahadeye erişiyor. E, orada Hallacı Mansur'a falan eleştirileri olacak. Onu da belki girebiliriz. Evet şimdi... Bu başlıklarla alakalı öne çıkan noktalara, İbni Tufeyl'in bize sunduğu fikirlere bakacağız. Fakat şimdi biraz önce söylediğiniz hususa dönelim. Bu kitap önerdiği epistemolojik, ontolojik, teolojik, eskatolojik ve pratik felsefe ile ilgili... ...bakış açısı itibariyle İslam felsefe bilim geleneğinde nereye oturuyor? Kendisinden önceki, geçen hafta konuştuğumuz İbni Bacca ile ne tür bir ilişki içerisinde buna biraz bakalım. Aslında zaten İbni Tufeyl Haybin Yakzan kısasının kıssasının mukaddimesinde bu bağlamı kendisi veriyor. Tabii kendisi kuruyor. Evet. evet. Şimdi hocam önce şuna dikkat çekelim. Bu kitap bir bütün olarak insanlığın e, hafızasını, insanın hakikati bilme çabasının e, yekpare bir e, tahakkuku olarak değerlendiriyor. Kitabın özelliği bu. Yani bütün kültürel unsurlardan bağımsız olarak bütün tarihsel şartlardan bağımsız olarak insan aklının hakikati bilme özelliği ve insan aklından kaynakların hakikate ulaşma arzusunun sonucu olarak çıkar bütün bilimsel, dini idraklerimiz. Aslında kitabın temel şeyi bu. Bu nedenle de kitap bütün bir felsefe geleneğini bütün bir dini geleneği bu bağlama oturtarak değerlendiriyor. Yani o kült felsefi tefekkürü kültürel unsurlardan dil gibi ve diğer hususlar gibi kültürel unsurlardan bağımsız değerlendirmesinin sebebi bu. İkincisi şu, kitap tabii ki bir felsefe tarihi okumasına dayanıyor. Geçen hafta biz İbni Bahçe'yi konuştuk. İbni Bahçe daha ziyade İbni Rüşt'e de tezahürlerini göreceğimiz tarzda bir felsefe okumasına sahipti. İbni Bahçe farabi merkezli sudur teorisinden uzak. ...Aristoteles'teki daha saf haline yakın... E, ...bilimleri... E, ...insan e, hayatının merkezine koyan... ...bir felsefe tarihi okumasına... ...sahipti. E, İbn-i Tufeyl ise... ...İbn-i Bahçı'dan farklı olarak... ...bir, sudur teorisini benimseyen... ...iki, i̇bn Sina'yı İslam düşünce genelinde... ...felsefenin merkezine koyan... ...üç, tuhaf şekilde İbn-i Sina'yı eleştirdiği halde... i̇bn Sina ile Gazali'yi aynı... Yol, ...yolun yolcusu olarak... ...değerlendiren, dolayısıyla... İslam'da hakikat arayışını daha bütüncül temsil etme iddiasında olan bir tavra sahiptir. Burası önemli mi hocam. Yani İbn-i Tüfeil genel olarak İslam düşünce mirasının bir hakikat arayışı olarak ortaya çıktığını düşünür. Bu nedenle de birbirine zıt eğilimleri eksikliklerini bir tarafa bırakarak birleştirme temayülüne sahiptir. Yani İbni Tüfeğ'in özelliği bu. O nedenle Gazali ile İbni Sina tartışmışlar. Gazali İbni Sina'yı tekfir etmiş. İbni Tüfeğ'in açısından bunun bir önemi yok. İbni Tüfeğ hem İbni Sina'yı nazar yöntemi açısından bir imkan olarak yani nazar yönteminin geldiği nokta olarak değerlendiriyor. Hem İbni Sina'nın Hikmetül Meşri dair bir yorum yaparak buradan Gazali ile İbni Sina arasında bir irtibat kurup birbirini bütünleyen unsur olarak değerlendiriyor. Yani İbni Tüfeğ'in zihninde İslam düşünce mirası nazardan müşahadeyi giden ya da nazara müşahadeyi ekleyen bir miras olarak bütün halinde dikkate alındığında anlaşılabilen bir şey. 3 İbnü Tufeyl İslam'da i̇bn Sina'da daha görünür hale gelen, artık Gazali'de iddiaya dönüşen yeni bir hikmetin ortaya çıktığı kanaatinde. İbnü Tufeyl bu meseleleri tartışırken bu sebeple İslam öncesi döneme göndermede bulunmuyor hocam hatırlarsanız. Yani e, İbn-i olduğu gibi İbnü Tufeyl'de olduğu gibi felsefe ya da hakikat arayışını e, yeni baştan Helenistik döneme yahut kadim Yunan'a döndürme gibi bir çaba içerisinde değil. Tam tersine özellikle Gazali gibi düşünürlerde gelinen noktanın aslında insanın hakikat arayışının yöntem bilimsel açıdan en üst temsilini ifade ettiğine dair bir kanaati var İbn-i Bu nedenle de nazar ve müşahideyi birleştiren Batı şey doğu işrakiliğinden farklı yeni bir işrakilik üretiyor İbnü't-Teymi. Evet buna da meşrikilik diyeceğiz. Evet meşrikilik evet. diyor. Ama bu aslında işrakiliğin bir türü. İşrakiliği biz daha ziyade sure verdiğiyle irtibatlandırarak konuşuruz. Evet sure verdiğinin kendine özgü bir işrakiliği vardır ve e, yöntemle ilgili mülahazaların yanı sıra e, felsefen felsefenin içeriğiyle ilgili yani cismin miktardan oluşması, yatay nurlar gibi misal alemi gibi kozmoloji ile işte cismani dünyanın açıklanmasını içeren doğa teorisiyle ilgili tarafları vardır. Ama İbn-i Tufeyl'in işrakiliği yani nazar ve müşahedeyi birleştirme iddiası içerikten ziyade bu içeriklerin bizi hangi tür bir idrake taşımasının mümkün olduğu sorusu üzerine kurulur. Evet. Burada dediğim gibi tek tek İbn-i Tufeyl'in epistemolojiyle efendim teolojiyle tanrı kanıtlamalarıyla ...alakalı perspektifleri üzerine birçok şey söylenebilir. Ama en dikkat çekici olan, hikayeyi okuyanların en çok dikkatini çekecek şey... ...şu, Absal'la adaya gittikten sonra bunlar... E, ...hay, kendi eriştiği ve Absal'la müzakere içerisinde de... E, ...sahih dinle ilişkilendirdiği hakikatleri oradaki insanlara anlatmaya çalıştığında... ...bunun imkansız olduğunu fark ediyor. Evet. Onların anlamasının imkansız olduğunu fark edince de adaya geri dönüyor... Hatta kendi kendine sonunda yakınarak diyor ki dini sadece namaz kılmaktan, şeriatın belli emirlerini yerine getirmekten ibaret gören tırnak içerisinde salaman tipi insanlara benim eriştiğim yüksek seviyeli müşahede bilgisinin aktarılıp onlardan bunun ötesine geçmelerini istemek haksızlık. imkansız bir şey onların bunu anlaması. Yani mağaradan çıkan veya dışarıdan mağaraya giren kişinin mağaradakilere o hakikati anlatmasının, beyan etmesinin mümkün olmadığını düşünüyor. Bu yüzden İbni Tufeyl mukaddimede hallaca efendim, atıf yaparak onun e, mağaradakilere e, eriştiği müşahede bilgisini beyan etmesini hatalı ve naif bir tutum olarak görüyor. Hocam orada bir eleştiri daha var, önemli bir eleştiri evet. hallaca. İbni Tüfeil'in Sure verdiği işrakiliğinden farklı olduğu noktalardan birisi de budur. Sure verdiği işrakiliğinde sadece riyazet ve mücadele yöntemiyle ulaşılan idrak, sadece nazar yöntemiyle, istilal yöntemiyle ulaşılan idrakten üstündür. O nedenle sure verdiği zünnün-ü daha üstün görür saf nazarı temsil edenlerden. Ama e, İbn-i Tüfeil nazarsız müşahadenin yanlış yorumlanacağını düşünür. Çünkü Müşahede aynen hocam hepsinde var bu cümle yani. Bak bak Konevi'de var bu cümle, İmam Rabbani'de var, öncekilerde de var bu cümle. Ee, hatta Konevi'deki formu bizim Ekrem Hoca bir ara sık sık tekrarlardı. Formu şöyle yani. Müşahede birliği akıl temyizi verir. Hı, hı Müşahede vahdet idrakini verir. Akıl temiz ayrıştırmayı verir. Aynen e, İbnü't Feyl Harvi yazarında vardır bu cümle. Diyor ki İbnü't Feyl. Hay mağarada ulaştığı akli idrakler üzerine istilal ettiğinde basireti açıldı ve baktı ki birbirinden farklı gördüğü şeyler aslında tek bir şeymiş. Tek bir şey. Ama diyor sakın ha bunu hak ve mahlukun birbirinin aynı olduğu şeklinde anlama. Bu hakkın ve mahlukun birbirinden başka olduğunu yani tanrı ve alemin birbirinden farklı olduğunu ama alemin tanrının bir nüshası olduğunu ifade ediyor oradan türediğini ifade ediyor. Hallaç diyor nazarsız müşahadeye ulaştığı için yani nazar yönteminde yetkinleşmeden istilal yönteminde yetkinleşmeden riyazet yöntemiyle bu müşahadeye ulaştığı için gördüğü birliğin gerçek olduğunu zannetti. Hatırlayın İmam Rabbani de İbn Arabi'nin varlık olmak bakımından varlık haktır cümlesini eleştirirken diyecek ki ...yahu müşahede daima bir birliği veriyor evet fakat e, müşahede birliği verse de biz o, o birliğin müşahadede olan bir birlik olduğunu, hakikatte Tanrı ve alemin birbirinden başka olduğunu idrak ediyoruz diyecek. İbn-i bunu hallacı eleştiri bağlamında söylüyor. Evet, buradan işrakiliğe ikinci bir eleştiri de çıkacak. Ee, işraki perspektif esasında müşahede yoluyla elde ettiğimiz idrakin nazar yoluyla ifade ve istifadeye açık hale getirilebileceğini düşünüyor. Ama İbn Tufel burada da umutsuz olacak. Yani müşahede yoluyla elde edilen idrakin e, halka böyle bir onların anlayabileceği, idrak edebileceği bir dille anlatılabilmesinin ve onların bunu bu hakikatlere ikna edilebilmesinin zor olduğunu söyleyecek. Burada sonuç kısmında dikkatimi çeken benim ikinci şey şu: e, felsefe ve din ilişkisi, akıl ve vahiy ilişkisiyle alakalı bir perspektif var burada. Biz burada esasen Hay'ın e, yüksek metafizik hakikatlere erişmekle beraber şeriatla ilgili yani neyin iyi, neyin kötü olduğu, neyin helal, neyin haram olduğu ile ilgili mufassal ayrıntılı bir idrake erişemediğini görüyoruz. Evet. Bunun için absal adaya gelmek durumunda kalıyor. Aslında absal e, Hay için nebevi bilginin bir e, temsilcisini ifade ediyor. Ve onu şehirle ve şer'i bilgiyle, hukuki, efendim ahlaki, mufassal çerçeveyle tanıştırıyor. Bu esnada hay, Absal'ın kendisini tanıştırdığı dini çerçeve, sahih dini çerçeve ile kendisinin eriştiği yüksek müşahede çerçevesinin uyuştuğunu fark ediyor. Dolayısıyla İbni Tufeyl burada bize felsefe ile dinin uyuştuğuna ilişkin bir öneri de getiriyor. Daha sonra İbni Rüşt'ün Fasul makalında El Keşfan Menahicil Edillesinde gördüğümüz farklı yollardan ilerleseler de aklın sahihi ile dinin sahihi birbiriyle nihai kertede telif edilebilir, uyuşur şeklindeki perspektife kaynaklık edebilecek bir durum var. Farabi'nin aslında teorisi en diriliyor hocam. Evet. Yani enteresan Farabi'nin nübüvvet teorisi aslında bu. Farabi çünkü daha önce demişti ki e, filozof hakikatleri anlasa bile diğer insanlarla irtibat kurma özelliğine sahip değildir. Ancak mütehayyilesi ya da hayali doğuştan mükemmel seviyede olan bir kimse idrak ettiği makul hakikatleri diğer insanların anlayabileceği forma döküp din vaz eder. Güzel. Yasa koyar. Filozof yasa da koyamıyordu Farabi'ye göre. Aynı şey aslında İbnü İbn-i o Absar'la birlikte hayı şehire getirdiğinde dile getirdiği hususlar bunlar aslında. Evet. Burada e, bu işin müsbet cihetinin evet. felsefe ilişkisiyle ilgili e, buradan Hüsün kubuh meselesini müzakere edebiliriz bir seviyede. E, efendim Sünni ve Mutezili gelenekle irtibatlı bir biçimde işaret edeceğimiz bir diğer husus e, işte Farabi ile irtibatı ki Farabi'ye yönelik sert eleştirileri var aslında İbnü Tufeyl'in. O nefislerin bekası evet, meselesi. Nefislerin bekası, gene nübüvvetin tahayyüle sınırlandırılması ...gibi hususlar etrafında... ...hatta Farabi'yi İbn-i Bace'nin aksine... ...sert bir şekilde tenkit edip... ...her şeyi birbirine karıştırdığını... ...hezeyanlarda bulunduğunu falan... Farabi'ye nispet ettiği görüşlerin çoğu yanlış yanlış. Evet olsun. böyle... E, Mesela Farabi'ye nispet evet. ettiği bir görüş var... ...eleştiriyor kitabın başında... ...cahil nefisleri... ...insan nefislerini... ...ölümlülüğe mahkum etti diye eleştiriyor. Farabi cahil nefisler tamamen... ...ortadan kalkacaktır diye bir görüşler sürüyor ya... ...yani bir kimse... Ameli ve nazari bakımdan doğru inançlarla do şey doğru inançlarla donanıp da ameli olarak onların yerel yerine getirmiyorsa Farabi'ye göre özetle hiç doğru inançta donanmamışsa yok olup gidiyor Farabi'ye evet. göre. Bunu eleştiriyor sonra kendisi aynı görüşü savunuyor ileride. İblutu <laughs> Feyl kitabın ilerleyen sonlarına doğru Farabi eleştirdiği görüşün aynısı kendisi savunuyor. Evet. Burada bu din-felsefe ilişkisi bahsinin müsbet cihetine işaret ettik. Burada e, soru olarak bu kez müzakere etmek üzere vaz edebileceğimiz ciheti şu. E, mesela daha sonra i̇bn Nefis El Risaletül Kamiliye'de aynı zamanda adada din alimi de olan bir isimden bahsediyor. Kamil adada din alimi oluyor. Bu ne demek? E, akılla bu mutezili perspektife geri dönmek demek. Evet. E, efendim hüsnün, güzelliğin ve çirkinliğin, iyiliğin ve kötülüğün nesnelere şari tarafından yapıştırılmış harici etiketler olmadığını, onlara içkin anlamlar olduğunu ve bizim akılla onları keşfedebileceğimizi bir seviyeye kadar en azından vurgulayan bir tutum diriliyor bu kez. İbn-i Tufeyl'de böyle bir tutuma şahit olmuyoruz bu denle mufassal Din bir seviyede. Din anlamlı da değil İbn-i Tufeyl'de, kendi başınayken. Sebebi şu, yani insanlarla bir araya gelip de hakikati anlamayacak, yalın haliyle hakikati anlamayacak insanlara hakikati anlatma derdi yoksa din niçin olsun diye düşünüyor bir tüfeğil. Yani çünkü din e, hakikatle makul seviyede irtibat kuramayan ve daha ileri seviyede bu hakikati temaşa edemeyen insanların Tanrı ilişkisini tesis etmek üzere konulan yasalardan oluşuyor. Dinin özelliği bu. Bir kimse bunlara sahip ve Böyle bir ortam içerisinde değilse din onun için anlamlı olmaktan da çıkıyor İbn-i anlatımında. Yani hay için din anlamlı değil gerçekten. Evet yani e, bu kez şu soru gündeme geliyor. Acaba e, İbn-i tırnak içerisinde umutsuz bir manzara mı çiziyor şehir açısından? Yani e, bu denli yüksek metafiziksel bir idrakin e, şehirde korunup sürdürülemeyeceği ve toplumsallaşamayacağı yönündeki bir vurguyla bitiyor Metin. Acaba İbni Tufeyl için o bizim İbni Bace'de gördüğümüz garipler, ayrı kodları şehirden çekilip yalnızca inziva ile mi kendilerine ilişkin bir tatmin alanı, Hocam, tatmin soruyu, mekanı elde edebilirler? Soruyu anlaşılır kılayım ben biraz daha. Ada neresi? Tabi yani a, ada evet yani ada köy yani şöyle ilk dönem bu soruyu zayıflatmak için söylemiyorum ee, soruyu kaydedelim dönelim aklıma benim ilk dönem sufileri arasındaki ayrım geldi hani şehirde olanlar kesb ve fakr tartışması var hatırlarsanız işte fakrı savunanlar uzleti savunanlar köyü bedaveti vadiyeyi e, savunanlar bir tür manastır aslında ruhbanlık var orada. Ve kemalin böyle elde edileceğini söyleyenler. Diğer taraftan kesbin e, efendim anlamlı olduğunu söyleyenler e, ve kesbi yani dü, dünyalık kazanma ve şehirde yaşamayı bir züht biçimi olarak vaz edenler var. Sufiler iki gruba ayrılıyor. Evet. İbn i Tufayl, bu gruptan birinci geleneklemi irtibatlı bir şekilde değerlendirmeli? Ben vallahi evet. İbn-i Tufeyl hakkındaki çalışmalarımda hep ...ikinci grupla irtibatlandırdım açıkçası. Hmm. E, hatta İbnü Tüfeğil'in... E, ...bu Haybin Yaksan hakkındaki makale de... ...İnsanlık Adası diye... ...İnsanlık Adası'nda yalnız bir hakikat yolcusu diye... ...başlık atmıştım. Aslında İbni Tüfeğil... ...İbni Tüfeil'in e, İbn Tüfeil adası... ...şehrin dışında değil hocam. Tuhaf bir şekilde. Yani insan topluluklarının dışında değil... ...benim kanaatimde. Biraz adası. uzağında. Evet, insan topluluklarının içinde... Tedbirül Mütevahid'in bence başka bir ismi bu. Yani e, şeyin eee i̇bnül Tedbirül Mütevehidinde inzivaya çekilen bir birey yoktu malum. Yani toplumdan uzaklaşıp da hı hı. inzivaya çekilen bir şey. Şehir içinde, medeni hayat içerisinde hakikati e, bulma ve hakikatle irtibatını sahip bir şekilde devam ettirme çabası vardı. İbnü'tüfeil'in Hayvin Yaksa'nı ilk bakışta biraz önceki kes ve fakır karşıtlığında fakr'a düşüyormuş gibi geliyor hı hı. yani sanki bir tür o endülüste İbn Bahçeyi anlatırken özetlediğin hususlar var diye berrecan. berrecan gibi neydi Taifesi onlar gibi zul gibi evet. evet onlara benzer bir şey çağrıştırıyor öyle bir şey öyle bir izlenim veriyor lakin kitabın içinde daha yani kitabın içinde dolaştığımızda tezlerini anlamaya çalıştığımızda sanki böyle bir şey değil de fiilen medeni hayatın içinde bir kimsenin hakikatle kendi arasındaki irtibatı olabildiğince en sahih seviyede nasıl tutacağına ilişkin bir proje gibi geldi bana. Yani tedbir-i mütevahit İbn-i dedi ya ya bu tedbir-i mütevahit yazdı ama bu eksik bir proje ben bir türlü anlamıyorum ne demek istediğini dedi ya. Sanki İbn-i bunun daha ileri götürülmüş projenin daha mütekabil hale getirilmiş, tamamlanmış bir versiyonu hissi verdi bende açıkçası. Evet. Burada bu görüşü destekleyecek şöyle bir delil zikredebiliriz buradan. Evet. İki boyutu var Hay'ın adadan ayrılmasının. Hay burada kendine mahsus kemali yaşaması imkansız olduğu için adadan ayrıl özür dilerim şehirden ayrılmıyor. Evet. Hay ee, öğrendiği hakikatlerin propagandasını yapmaya başlıyor ee, ve bunun yavaş yavaş o insanlar nezdinde can sıkıcı bir hal almaya başladığını gözlemliyor. Kendisine tepki veriyorlar. Tepki artık. verdiklerini göz, gözlemliyor, kendisini yabancılaştırdıklarını gözlemliyor ve içten içe ona kızdıklarını fark ediyor. Ee, sonrasında İbn Tüfeş şunu deme ihtiyacı hissediyor çünkü bu şehir sahih dine mensup. Müslümanlardan oluşan bir şehir diyor ki bununla birlikte haya kızmalarına rağmen bu insanlar hayrı seven gerçeğe yönelen insanlardı. Fakat e, gerçeğe özgü yoldan giderek bir araştırma yapmıyor. E, efendim idrak seviyelerini yükseltmek istemiyorlardı. E, diyor Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Hay için bu iyi insanlar. Fakat hani vasat insanlar tırnak içerisinde salaman türü insanlar, zahit insanlar tırnak içinde. Ee, hani diyor zahit bizi taneyleme. Evet. Tane diyorlar şeyi. Hay için burada yaşamak imkansız değil ama bu insanlara bir şey anlatmanın imkansız olduğuna fark etmesinden dolayı düştüğü bir ümitsizlik nedeniyle adaya geri çekiliyor. O zaman şöyle diyeceğiz. Yani hay dediniz ya yani şehirde kendine mahsus bir ada inşa ederek orada yaşamını sürdürebilir. Ama yine de yabancı olarak kalır tabii, bu tabii. şehirde. Tabii Hocam aslında Endülüs'te yazılan bütün bu türlü eserlerin Tedbirül Mütevahit böyle, Haybi Yaksan böyle, İbn Rüşt'ün El Keşf an Menahicil Edille ve Fasul Makal'da ortaya koyduğu tavırlar da aslında buna dahil edilebilir. Onlar nasıl önerisi şu. Diyorlar ki bilimle iştigal eden insanlara, hakikate ulaşma çabasında olan insanlara fıkhın inşa ettiği toplumsal düzen içerisinde dokunulmaz bir alan açalım. Öneriler bu. Bu öneri İbn Rüş'te çok belirgin hale geldi. İbn Rüşd bunu daha belirgin bir şekilde ifade etti. Tamam yani dedi toplumsal hayatı fıkhı inşa etsin ama böylesi bir gruba alan açalım. Onlar fıkhın e, korunaklı kıldığı bir dünyada kendilerine mahrem bir alan olarak hakikate ulaşma çabasını sürdürebilsinler. Bunlar arasında bence bir süreklilik var. Yani tedbir-i mütevahhitten i̇bn gelen bir süreklilik var. Bu sürekliliğin aslında bariz bir delili de bunların tamamı aynı zamanda saraydalar. Yani İbn-i de öyle, İbn-i de öyle, i̇bn de öyle. Bunların tamamı bürokratlar, bunların tamamı şehir hayatının en göbeğinde bulunuyorlar aslında. ...medeni hayatın içinde bulunuyorlar ve bütün çabalarını bu medeni hayat içerisinde nasıl sürdürürüz... ...bunun üzerine e, yoğunlaştırıyorlar. İbn-i Bace'den farkını belki şöyle yorumlayabiliriz. İbn-i erdemsiz şehir olarak gördüğü toplum aslında murabıtlar tarafından yönetilen toplumdu. Evet. E, ve orada İbn-i iyimser, iyimser, ümitvar bir çaba içerisine girişip... ...hayın e, bu insanları ikna etmeye çalışması gibi... O nevabitin alanlarını genişletmek suretiyle o erdemsiz toplumu yukarıya taşıyabileceğini hayal ediyordu. Fakat burada e, İbn-i toplumu erdemsizlikle nitelemedi aslında. Bir tür idrak zafiyetiyle evet. niteledi. Ve burada bütün bir toplumu bu kişinin eriştiği yüksek seviyeli metafizik idrak noktasına taşımanın anlamsız olduğunu kabul etti. Mümkün olmadığını düşündü. Ve onlar içerisinde küçük adacıklar dahilinde yaşam sürdürülmesinin ancak mümkün olabileceğini düşündü ve böyle bir şey de önerdi aslında. Kendisi her ne kadar sarayda başhekim olarak, efendime söyleyeyim yer yer vezir olarak bir rivayete göre vazife ifa etse de şöyle bir kanaate varmış gibi görünüyor. Bu kemalin korunması esasında o büyük ada içerisinde deyiminizde insanlık adası içerisinde tek tek kendimiz için yabancılığımızı, gurbetimizi sürekli hatırlayacak bir idrak sahasının muhafaza edilmesiyle mümkün. Evet evet. Ben şeye benzetiyorum biraz bunu hocam aslında. Tam aynı değildi benzerlik yönü. Şimdi tasavvuf geleneği enteresan. Tekke böyle bir mahrem alan inşasını hedefler. Kurumsaldır tekke. Böyle mahrem alan inşasını hedefler. O nedenle e, medresenin mahrem alanından daha mahrem daha dokunulmaz bir tecrübe alanını temsil eder tekke. Mesela medreseyi kaldırdığınızda bilimleri kaldırırsınız. Ama tekkeyi yıktığınızda tasavvufun mahrem alanına müdahale edemeyeceğiniz için tasavvufu kaldıramazsınız. Ama kurumsallaştığında mahrem alanı mücessem hale getirir tasavvuf. Orayı dokunulmaz bir alan olarak inşa eder. Sanki bu düşünürler özellikle İbn-i bu çok daha bariz böylesine bir Mahrem alan inşa etmek istiyorlar. Yani e, tecrübenin mahremiyetini aynı zamanda bir yaşam mahremiyetine de, yaşam formu içerisinde bir mahrem alana da dönüştürmek ister gibiler. E, tabi bunlar kitabın verdiği temayüller yani evet. için doğrusu. Yani böyle bir imalar kabilinden değerlendirilir. Ben buradan bir şey daha çıkartıyorum. Terk. Terk. Yani burada Apsal da terk ediyor şehri. Hayda daha sonra terk ediyor. fakat apsal zaten salamanla ilişkisi dahilinde bir terk tecrübesi zaten yaşamış. Bunun altını önce bir çizelim. İkinci husus şu Hay şehrin itikadının inanç ve kültürünün iptal edilerek yerine başka bir kültürün ikame edilmesini önermiyor. Bizatihi o kültürün derinleştirilmesini talep ediyor esasında. Bu evet. derinleşmeye davet ediyor. Bunu da vurguladıktan sonra başa döneyim. Burada İbni Tufeyl bir bütün olarak kitabı bitirdikten sonra bize salık verdiği şöyle bir e, nasihat var aslında. Terke talip olun nasihatı. Yani yabancılığınızı sürekli bir biçimde derinden hissedin. Nesnelerle hiçbir zaman onlar içerisinde kaybolacak bir tanışıklık içerisine girmeyin. Aranıza nesnelerle sürekli nesneler alanıyla aranıza sürekli bir mesafe koyarak yaşayın. Bu mesafeyi koruduğunuzda aslında garipliğinizi muhafaza etmiş olursunuz. Ee, yine Hazreti Peygamber'in hadisini hatırlayalım. Kün fi dünya ke enneke garibun ev biru sebil ve udde nefseke min ehlil kubur. Dünyada bulunduğun süre boyunca kendisini kendini dünyaya bir yabancı gibi gör. Veya birazdan bir yolcu gibi olup da oturduğu dinlenmek üzere altına oturdu ağacın ağacın altından kalkıp gidecek bir yolcu gibi evet. gör kendini. Burada şayet bir adaya gitmeyeceksek o ada nerede? O ada aslında bizim nesnelerle münasebetimizde koruduğumuz bir mesafenin yarattığı ada. Nesneler alanı bize uzak adayı temsil ediyor esasında. Biz hepimiz o adanın dışında küçük adacıklar halinde yaşıyoruz. Siz bir adacıksınız. Ben bir adacığım, öbürü bir adacık, insanların her biri bir adacık. Büyük adacık toplamımızın oluşturduğu ve aynı zamanda nesnelerinde de dahil olduğu dünyanın kendisi. Bu adacığa mesafemizi koruyarak oraya efendime söyleyeyim katılıp ora içerisinde tükenmeden e, kendi adam adamımızı e, muhafaza ettiğimiz sürece kemalimizi elde etmemize sağlayacak bir alan buluruz. Fikri çıkıyor buradan bu alanı elde etme imkanına nasıl sahip oluruz sorusuna terk fikriyle cevap veriyoruz. Dünyanın terk edilerek dünyana, dünyaya anlam katılması ahiretin terk edilerek ahirete anlam katılması varlığın terk edilerek varlığa anlam katılması terkin terk edilerek bizatihi terke anlam katılması. Çok nakşibendice bir yorum oldu İbrahim Hocam. Evet. Yani aslında bu terk fikri bütün terk fikri, bir evet. nakşibendilik diyor ya terki dünya terki ukba terki hesti terki terk yani burada şu e, na işaret ediyoruz. Bizim bu yabancılık, terk, uzlet, fikri İbni Bace ile müzakereye sine İbni Tufeyl'in işaret etmek suretiyle buna vurguda bulunuyorum. İbni Tufeyl bizden burada burada Büyük adada bulunduğumuz sürece bile ...kendi adamımızı sürekli muhafaza etmemizi evet. istiyor. Evet. Yani böyle özetlenebilir. Arayış ve farkındalığın bu, bu, bu. gitmediği bir yaşam formu öneriyor. Evet. Yani varlığın ayırdına varmak evet. ve bu farkındalık sayesinde... ...bizatihi ahlaki, siyasi, toplumsal kuralları derinleştirecek yüksek bir idrake erişmek... ...varlıkla alakamızı hadi geri e atıfta bulunalım. Çünkü o da bu terk geleneğinden istifadeyle bence bu evet. cümleyi söylüyor askıya alma tecrübesini derinleştirerek mümkün olur diyebiliriz. Evet programımızın sonuna geldik Bittir hocam. İbni Tufeyl'in Haybin Yakzan'ını müzakere ettik. Çok şey söylenebilir Haybin Yakzan etrafında fakat şimdilik bu kadar. Efendim büyük bir adanın içerisinde her birimiz için tek tek fertlerde küçük adacıklar inşa etmenin ve orada dünyaya karşı o çocuklarda gözlemlediğimiz yabancılık, gariplik ve mesafe tavrını sürekli korumanın hikayesini anlatıyor bize. Ömer Hoca'nın İbnü Tufeyl ile ilgili yazdığı makalenin başlığında olduğu gibi neydi hocam? İnsanlık adasında yalnız bir hakikat yolcusu demiştim. Olmayı size. öneriyor bize İbnü Tufeyl haftaya yeniden birlikte olabilmek dileğiyle Hoşçakalın.